Evet, sevgili Yavuz Bingöl'e buradan başsağlığı dileyelim. Anneciğini kaybetti. Allah rahmet Allah eylesin. rahmet Allah eylesin. rahmet Başı eylesin. sağ olsun. O da çok sevdiğimiz bir isimdir Yavuz Bingöl de. Çok değerli bir sanatçımız. Evet. Anne acısı başka bir şey. Bambaşka. Yani yeni de dede oldu. Şimdi onun da aile bağları daha da güçlendi. Tabii. Ama Ya işte hangi yaşta anne, olursa olsun annenin bak, kaybı babasız bambaşka. olunuyor da annesiz olunmuyor ya. Hayat, Vallahi. hayat sırayla maalesef herkesin kapısını çalıyor bu. Allah böyle istemiş. Her Emir canlı. büyük yerden. Evet. Emir büyük yerden. Evet. Maalesef. 79 yaşında kalp yetmezliğinden vefat etmiş Allah annesi. rahmet eylesin. Allah Allah rahmet rahmet eylesin eylesin. diyoruz. Başı Başsağlığı sağ olsun diliyoruz. Yavuz Sevgili Yavuz Bingöl'ün. Bingöl'e de buradan selamlar, sevgiler olsun. Evet. Peki, 3 müzmin bekar. Baktılar ki ilişkilerde yüzleri gülmüyor. Dediler ki biz üçümüz binelim tekneye, yapalım tatilimizi. Uras Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz ve Kaan Yıldırım. Hadi bakalım. İlişkilerde yüzleri de gülmüyor. Bakın tekneden görüntüler. Neden gülmüyordu acaba? Onlar Neden? Neden? yine sevgilileriyle yaparlar, bakma sen. Bakma sen. Ay yapamıyorlar işte. Ya. Başlıyorlar Cem ilişkiye, Yılmaz bitiyor. şimdi kimle beraber? Bir Rüya diye bir kızla beraber olduğu çıktı. Bir basına röportaj verdiler. 3 gün sonra bitti. Bence o şeyden hiç ayrılmamalıydı ya. Kimden? Defne değil mi? Defne'den hiç ayrılmamalıydı. Ben de Defne ile onları çok yakıştırıyorum. Çok Serena ile yakıştırıyor. de değil ama Defne Hayır. ile değişiklerdi Serena yani ile olmadı zaten. Defnecik diyeceğim. Defneciğin ilişkinin bittiğinden haber olmadı ki. Serena'ya geçivermiş. Allah Allah. Serena'ya Cem geçivermiş kaptırdı Cem kendini Yılmaz. Serena'ya. Taktı Geçivermiş. kafayı. Geçiş yapmış. Defnecik de akşam eve gelecek diye bekliyor Cem Yılmaz'ı. Haberi Hakikaten bak, bu yoktu. dediğim doğru. Haberi yoktu. Haberi yok. Bayağı bir televizyon Allah programında açıkladı Cem Yılmaz yani ilgisi olduğunu bayağı. Açıkladı. Serenay da karşılık verdi. Ben sevgilim, çekimdeyiz. Alo, stüdyodayım sevgilim. Bu akşam gelemeyeceğim. Sabaha doğru geleceğim eve. Diyerekten Serenay ile birlikte. Ama çok kötü bir şey ya bu. Yani şimdi Hatırlamıyor musun sen düşünsün. onu? Yok, hatırlamıyorum. Aa, büyük Defne hiç olay haberim yok olmuştu. yani benim. Öyle Haberin yok miymiş? mu dedin? Tabii canım, sonradan Aa. öğrendim. Ben de basından öğrendim dedi. E peki şimdi bak, Serenay peki nasıl birlikte oldu ya Cem'le? Hep bunu düşünüyorum. Ben de çok Çok şaşkınım. çok Ben Serenay'ın şaşkınım. daha cool davranmasını beklerdim. Serenay Çünkü çok çabuk evet dedi. evet dedi, evet. Evet. Ama sizin yanlışınız, halkın da yanlışı bu. İnsanları, ünlüleri kendileri değerlendiriyor. Kendi düşünceli hafsalarındaki gibi onlar da öyle davranıyor, yaşıyor zannediyorlar. Halbuki herkesin kendi hayatı var, kendi karakteri var. Veya kendi yanlışları var. Kendi yanlışları var. Yanlış kararları Yani var. Serenay Sarıkaya'nın genel olarak baktığın zaman hayata seçimleri çoğu mantıklı insana yanlış gelen seçimler. Kendinden yaşça büyük. Var, Google'a girdiğiniz zaman Ama bunların ben hepsi hep var. şunu düşünürüm. Mesela Evet, benden ondan sonra da önceki yine Haldun Bey de yaşça büyüktü. Yaşça büyük Evet, Haldun ondan. Bey. Serenay'ın Yani ilişkisi. ben bir erkekle bir arkadaşlık söz konusu olacaksa benden önceki ilişkisini nasıl yürüttüğüne ve nasıl bıraktığına çok dikkat ederim. O benim için Bir çok önemli bir referanstır değil mi? referanstır. Sen de ya, Bravo. sen de Bravo. ya. Evet. Önceki ilişkilerde Olmaz nasıl olur mu öyle şey ayrıldı? ya? Niye olmaz? Nasıl Aa, davrandı? şunlara bak. Niye? Geçmişe dönüp ansiklopediyi karıştıracaksınız. Bırakın önünüze bakın, Ama sizde çok nasıl Hayır, davrandı çok öyle? önemli. Ona yaptıysa sana da Nasıl? yapar. Zaten Serena'ya da yaptı. Sana nasıl davrandığı, seninle nasıl olduğu önemli değil midir ya? Geçmişe dönüp Ama bakarsan hiç hayır. kimseyle mutlu olamazsın Ya ki. geçmişine Olamazsın bakmak kimseye değil. de. Şimdi Belli bir yaştan sonra. ben Senin için mesela değil. bir erkekle yemek yiyorum diyelim, değil mi? Onunla da bir arkadaşlık yapmayı düşünüyorum. Bana yapmış olduğu davranışların bir önemi yok. O garsona nasıl davranıyor ona Ya ben bakarım onu mu ben. diyorum? Garson mu konuşuyoruz? Hayır ama şimdi Geçmişini aynı şey, diyorsun. geçmişini Geçmişini demiyorum. Bakın çok dedin. yakın tarihlerde birini bir ilişkiyi bitirip diğer ilişkiye başlıyor. Ya garsonla ne ilgisi Anlatabiliyor var? muyum? Geçmişini dedin. Geçmişindeki Ya sevgilisi nasıl insanların davrandı? davranışlarını öyle ölçersin yani. Bana karşı olan Bence de davranışının bir önemli. önemi yok Önemli. yani. Yani sonuçta İnsanların benden nasıl önceki davranıyor? kadınlara ne Ya yapmış bir Allah Allah, bakarım bak yani. yanlış, hem öyle diyorsun hem böyle Ne diyorsun. diyorum? Şimdi geçmişindeki sevgililerine nasıl davrandığı, onlarla ilişkileri dedin. Geçmişindeki sevgilisine
Cem Yılmaz, Defnecik'le Defne'yi konuştuk demin. Defne'nin ona nasıl davrandığını da o zaman incelemen lazım. Cem Yılmaz'ın ama Defne'ye davranışını çözebilmen için. Ama bir dakika aldatılan ya, Defne oldu. Aldatılan diye neticeye gelme. Ne neticeye diyeyim? Giden süreci inceliyorsun o zaman. İncelemen gerekir. Bu kadar derine gidersen. Ben bunu bir mikroskopla inceleyeceğim. Sonra size detayları söyleyeceğim. Gitme yani. Geçmişi bırak. Geçmiş zaten. Yok vallahi ben gerçekten zaman, düşündürür beni bu durumlar. Geçmişi olmayan erkek bulacaksın. Öyle bir ya şey öyle yok. Bir şey yok. Neyse, geçmişi boş verelim. Önümüze bakalım. Pelin Akil bir hakareti affetmemiş. Sosyal medyada biliyorsunuz İyi artık yapmış. Eline telefonu alan. Senin ne aileni bırakıyor, ne yüzünü bırakıyor, ne fiziğini bırakıyor. Ne bir aşağılama ya. Şeyidir gidiyor. Klavye, İnsanlar mutsuzluklarını, başkalarının mutluluklarını kıskanarak hafiflettiğini düşünebiliyor. Böyle insanlar yazık, da var yazık. Maalesef ve maalesef yazık. Ki. Pelin Akil de sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisi hakkında sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle alenen hakaret suçundan 2 yıldan 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açmış. Daha önce ben de yaptım. Çatır çatır paramı da aldım. Onu da ihtiyaç sahibine de verdim. Bu iş çözülmüyor zannediyorlar. Hatta dava açıp kazandım sayfa da fake bir account'tu bu arada. Ama öyle, yine de bulundu. Öyle bulunuyor ki bilişim suçlarından. Çok uzlaşma öyle, masasında para talep ettin değil mi? Uzlaşma avukatı da geldi. Para ben de talebimde bulundum. Öyle bir şey yok. Öyle hem yazacaksın tabii, sen tabii, bana tabii. Bu kadar hakareti. Bu cezayı ödeyeceksin. Beni hiç tanımadan benimle bir bardak çay içmemişsin. Tanımıyorsun. Hiçbir şey mi bilmezsin. Görüyor mesela. Evet. Kıskanıyor. Senin kıskanıyor. Yerinde olmak istiyor. Olamıyor. İşte senin vücudunu aşağılıyor. Aa, yüzüne bak diyor. Kilosuna bak diyor. Ona diyor. Buna diyor. Kızın ailesine dediler. En hassas şeyleri yani hiçbir değer bırakmıyorlar affetmesin, bazen sosyal medya affetmesin. Üzerinden de. Dolayısıyla bu işin de affetmesin. Hiçbir şekilde de affı da yok yani. Tabii ki o yüzden de hani zannedilmesin herkes... ki hani sosyal medyada her şeyi yazacağım da bana bir şey olmayacak. Bir şey söyleyeyim o yazanlar şey da o yazanlar da aslında biliyor musun yazdıkları kişi... Aslında kendileri o hayatları yaşıyorlar. İnsanların kendileri öyleler. Yazdıkları muyum? Ve düşünceleri nasıllar kendileri? Kendilerinin ne olduğunu gösterir. Heh, senin çok değil. Çok güzel söyledin. Ha, öyle anladım. Çok kendisinin ne olduğunu gösterir yani. Hani bana istediği kadar kötü yazsın. Derim ki ay Allah sabır versin bunun yakınlarına derim. Hadi İspanya'ya gidelim. Hiç tanımadığına bunu yazan değil mi mesela? Yani. Tanıdıklarına neler yapar. İspanya'ya gidelim. Tabii Kerem Bursin var ya İspanya'ya gidelim diyor. Şunu söylemek istiyorum. Kerem Bursin var ya. Şunu söylemek istiyorum. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bu masadaki arkadaşlarım da dahil. Bir hafta boyunca Kerem Bürsün'e haksızlık yaptınız. Niye Kerem haksızlık? Bürsün oyunculukla ilgili şafağı haklı çıkarmak için. Şimdi Kerem Bürsün oyunculuk sistemini eleştirdiği zaman dediniz ki işte bir diziyle şöhret oldu, şunun oldu, Hande Erçel'le falan. Şimdi Kerem Bürsün işte hiç kimsenin haberi yokken, hiç ortada bir şey yokken, bir davet, bir şey organizasyon, hani Türkleri ilgilendiren bir şey yokken İspanya'da gördük. İspanya'da İspanyol ünlülerinin katıldığı bir organizasyonda onu çağırdılar. Niye çağırdılar biliyor musunuz? Kerem Bürsün burada dizi çekip parasını alıp keyif sürmüyor. Kerem Bürsün kendine ve geleceğe yatırım yapıyor. Kerem Bürsün bundan 3 sene evvel İspanya'da bir menajerlik şirketiyle anlaştı. Gelecekte İspanya'da film çekebilmek için, dizi çekebilmek için orada ışık gördü. Kendisine büyük bir ilgi olduğunu gördü ve bunu yaptı. Bundan evvel Malaga Film Festivali'ne davet ettiler. Oradaki menajerlik şirketinin çalışması sayesinde. Bu Kanarya Adaları'ndaki kışın Mayo defilesine, Mayo organizasyonuna, fuarına onur konuğu olarak davet ettiler Kerem Bürsün'ü açılış yapması için. Oradaki yatırımı sayesinde, menajerlik şirketiyle çalışması sayesinde. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Kerem Bürsün'ü eleştireceğine Şafak Sezer kendini eleştir. Kendini eleştir. Kerem ne yapıyorsun? İspanya'da ne yapıyorsun Kerem Bürsün? Yani. Şafak Sezer yıllardır ne yapıyorsun? Şafak Sezer demişti ya kimle fotoğraf çekilmişti? Daha önce yine bir ünlü yabancı bir Andra Banderas. Antonio Banderas. Antonio Banderas'la şimdi de profesörle çekilmiş. Bakalım Şafak Sezer ne düşünecek? Bağlanabilir bu arada Şafak. Çok önemli bir oyuncu bu arada. Şafak bağlanabilir, kendisini ifade edebilir. Kendisini. Yine bir fotoğraf çekilmiş. Bakalım bunun üzerine Şafak Sezer ne diyecek yine? Ben de şunu yapıyorum, ben de bunu yapıyorum. Ben de şeyi çekiyorum diyebilir yani. Kendisini ifade edebilir. Ay ulaşılamıyor ki ya. Ne zaman ulaşabilirsin ki zaten? Kalk canım arkadaşım. Hep uyuyor. Biz bunu boşuna bağırmıyoruz. Boşuna bağırmıyoruz. Kalk diye. Hep uyuyor. Geceleri yaşıyor. Gece ne olacak karanlıkta ne yapabileceksin? Karanlıkta neyi başarabileceksin? Peki Ajda Pekkan'la devam edelim. Ben bayıldım görüntülere ya. Böyle bir kadın olabilir mi? Size de bir izletelim. Geldik biliyor musunuz? Hep beraber.
Üsküdar'a geldik, inin. Nereye geldik? Nereye geldik? Biraz evvel Türkiye'nin starı dediniz, öve bitiremediniz. Tarkan konseri izledik. Hiçbiriniz bu hareketleri yapmadınız. Şurada 10 saniye bile değil, 5 saniye Ajda'yı gösterdi bize yönetmenim. Hepiniz kıvır kıvır oynamaya başladınız. Ajda 60 yıllık. Kaç yaşında Ajda? 76 yaşında. 40 yıllık sanatçı. 40 yıldır sahnelerde. Ajda bir efsane ve hepinizi oynattı. Yani kendini yenilemek, yeni tutmak, müziğini yenilemek budur işte. Budur yani, budur. Tarkan'ın Ajda Pekkan'dan göreceği, öğreneceği çok şey var arkadaşlar. Çok şey var. Ajda'da göbek var mı? Gördünüz mü? Bir basen var mı? Bir bize yanlış gelen bir vücut şeyi var mı? Ama Tarkan'da izledik biraz evvel. Kapkalın olmuş vücudu, kalın olmuş. Yani belli bir yaştan sonra herkes kalınlaşıyor, doğal. Ama sen Tarkan'san, gençliğinde yaptığın gibi spor salonlarından çıkmayacaksın. Haftada 4 gün o muhteşem yaptığın zamanında sporu yapacaksın Tarkan. Ne var bunda? Her türlü imkanım var. Yapar, arkadaşlar yapar. Para yapar. Her şeyi çözüyor. Bakın bu şeyle ilgili zayıflama konusunda biliyorsunuz ne makineler var. Ne makineler, ne aletler, ne yöntemler var. Parası olanı zayıflatıyorlar. Yattığın yerde zayıflıyorsun. Tarkan niye bu özeni göstermiyor kendisine? Ama bilemeyiz ki şimdi. Belki de bir rahatsızlık geçirdi. Belki de başka bir şey var altında yatan. Yani her parada insanı zayıflatmıyor Bilal Beyciğim. İnsanların sağlık problemleri de oluyor. Ya o sağlık problemi oynayan insan konser veremez. Evet. Ajda Pekkan her dönemin yıldızı. Zamansız bir kadın bence. Zamansız bir kadın ve adanmış bir hayat sanata bence bana kalırsa. Tabii canım. İzleyicisine çok saygılı. Hala sahne kostümleri, güzelliği. Hep yeni döneme uygun şarkılar üretiyor. Bir içeriği var yani. Kadın hep kendini yeniliyor. Ve bütün hayatını adadı ama gerçekten. Ama ne kadar yenilerse yenilir. İşte bu bak, ne kadar güzel söyledi. İşine aşık olmak öyle bir şey. Ama ne kadar yenilersen yenile zamanın da bir zalimliği var. Mesela ben Ajda Pekkan'ı geçen sene Bodrum'da izlediğimde çok diri, çok harika görünüyor. Gayet sağlıklı görünüyor ama merdivenden inerken dizlerinde problem var mesela. Anladın mı? Ama sahnede de serçe gibi sekiyor. Ayrı mesela ama o merdivenleri çünkü bu zaten olması gereken yaşa itibariyle hepimizin yaşayacağı bir şey olacak bu. Gerçekten dizlerinde merdivenlere inerken çok zorlandığını görmüştüm. O yüzden çok doğru söylüyorsun. O yüzden İstanbul'daki muhteşem evlerinden birini merdivenleri inip çıkamadığı için yıllar önce işte satılığa çıkarmıştı. İşte bilmiyorum evet, sıfır merdiven davası. Çok doğru söylüyorsun. Sıkıntısı vardı. Çok doğru söylüyorsun.